Kanal Türk ekranlarına hoş geldiniz. Anka ile Yeniden Doğu programında ben Gaye Eren. Çok sevgili konuğum Sayın Sibel Uzun benimle beraber. Kendisi e, spiritüel danışman ve şifacı. Hoş evet, geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. <laughs> sağ olun. Ben direkt öyleyim biliyor musunuz? <laughs> her çekimde böyle her geldiğimde kime konuk geliyor? Sen direkt ben nasılsınız diye soruyorum. Önce davranıyorum diyor. <laughs> evet hemen enerji akışını <laughs> değiştiriveriyorum. <laughs> Valla ben biraz kötüyüm diye ben başlıyorum. <laughs> <laughs> biraz başıma... Yok gayet iyiyiz enerjimiz yüksek. Elhamdülillah eksik. çok iyi evet. olduk. Ee, biraz kendinizden bahseder misiniz? Neler bahsedeyim. yapıyorsunuz bahsedeyim. öncelikle? Bahsedeyim, bahsedeyim Gayan'cığım. Ee, ben spiritüel danışmanım. Aynı zamanda şifacıyım. Ee, 2014 yılından beri bu sektörün içerisindeyim. Artık sektör diyorum çünkü. Sektör haline geldi evet, çünkü artık. Evet sektör haline geldi. Ee, şifacılık yeteneğim çocukluğumdan beri gelen bir yetenek. E, duru görüyle ve iştiyle, duru iştiyle başlayan bir yetenek, e, bunun da zaman içerisinde daha da açılmasına e, Rabbim izin verdi, Hı. elhamdülillah. En son bir çöküşüm var benim, çok şükür iyi ki de oldu. O çöküşten sonra tamamıyla hem içsel yolculuğum başladı, hem de şifasal yolculuğum başladı. E, i̇nsanlara biraz da olsa şifacılıkta aracı olabiliyorsak ne ala ne mutlu bize diyoruz. Evet ee, ben şeyi merak ettim Şifacılık derken e, Hı -hı. ne tür uygulamalar yapıyorsunuz Ben de çünkü çok ilgileniyorum ya ee, evet. Şifacılık biz e, üç fazla çalışma yapıyoruz e, bedensel ruhsal ve zihinsel çalışma yapıyoruz e, bütün her şeyin kökeninde bilinçaltıyla çalışıyoruz evet. yani e, ana, enerji blokajlarını kaldırıyoruz çünkü hepimiz enerji varlıklarıyız. Düşüncelerimiz, her şey enerji, her şey evet. bir frekans biliyorsunuz. Eee hastalıklarda, blokajlarda ve diğer olumsuz hallerde birer enerji. Bu enerjilerin dağılması için gerekli şifa çalışmaları yapıyoruz. Dediğim gibi en kökte her haliyle bilinçaltıyla çalışıyoruz. Evet. duygularla çalışıyoruz. Bilinçaltı aslında çok önemli değil mi? Oo. Yani her şeyi bilinçaltı etkiliyor. Aslında evet. hadi nedenini bilmediğimiz bir takım korkularımız, alışkanlıklarımız bile aslında bilinçaltı evet. kodlarından ileri geliyor. Değil evet mi? evet evet kesinlikle gayet Çünkü Peki. <gülüyor> çünkü <gülüyor> çok özür dilerim. Çünkü e, farkında olmadan alıyoruz. Evet. Günlük yaşantımızda da farkında olmadan olumsuz kodları alıp yerleştirebiliyoruz. E, bunun bir de en başı var, en geçmişe, en kökü var. E, DNA ile geliyor. Atalardan geliyor. Evet. E, doğmadan evvel anne karnında aldığınız kolektif havuzdan çektiğiniz kodlar olumlu olumsuz kodlar var. Evet. E, 7 yaşa kadar sürekli bir kayıt halindesiniz. Durmaksızın bir kayıt halindesiniz. Bir bilgi bomba tabi Tabii tabii. tabii, tabii. E, aldığınız her şey birer bilgi olarak birer kod olarak pıt 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 atı atıveriyor. E, sonra ilerleyen dönemde ee, günlük yaşantımızda da aldığımız için bütün kodları en ufacık bir e, konuda, olayda bilinçaltı hop onu sizin önünüze koyuyor. Sen diyor hemen burada dur. Uçak korkusu mesela. Evet. anne Annenin korkusu aslında o ama anne karnındayken bebeğe geçmiş Geçiyor. olan bir korku olabiliyor. Evet. Ya da farklı farklı haller. Onun için bilinçaltı bayılıyorum ona. <laughs> i̇lk 18 ay zaten çok önemli diyorlar değil mi? Hamileliğin 9 ayı ve sonraki e, çocuk doğduktan sonraki 9 ay ilk 18 ay zannediyorum. Çok önemliymiş bilinçaltında. Tabii ki çok yani önemli. Sonrası da tabii önemli ama asıl kodlamalar herhalde o zaman yapılıyor diyebiliyorum artık. 7 yaşa artık. kadar da hiç durmaksızın Kayıt zaten sıfır. devam ediyor. Evet. 7 yaştan sonra da durmuyor. Hani burada tamam 7 yaşa kadar alacağımı aldım stop demiyor. Gün içerisinde ben ki bütün danışanlarıma da hep bu konuda özellikle bilgi paylaşıyorum ve hepsine de söylüyorum diyorum ki lütfen gece bir saatten sonra uyku halindeyken televizyon izlemeyi çok seviyorsunuz hmm. ve fakat izlemeyin. Evet. İzlemeyin çünkü izlediğiniz programlar içerisindeki olumsuzlukları, olumsuz bir sahnedeki o oyuncunun vermiş olduğu olumsuz duyguyu Direksiz kod olarak alabiliyorsunuz. Kaydediyor değil mi? Tabii evet. ki kaydediyor. Bu şey de var. İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler'in de benzer çalışmaları olmuş diye evet. biliyorum değil mi? Hatta evet. ilk o dönem acaba. operasyonları. Evet ilk o zaman mı ortaya çıkmış bilinçaltının önemi bilemiyorum. Hani bu 13-14 yaşında çocukları kamplara SS kamplarını alıyorlarmış. O kamplarda uyudukları zaman şey çalıyormuş sürekli teyipte. ...işte e, kendi ideoloji ideolojilerine... Evet. E, ...çünkü bilinçaltı kaydı. E, bilinç, şimdi bilinç altı, altı. Evet. 21 günlük olumlamalarımızı biliyorsunuz. Evet. Olumlamalar çalışıyoruz. Evet. E, o olumlamalarda farklı farklı olumlama çalışmıyoruz. Hepsi birebir aynı olumlama ve 21 gün telkini birebir veriyorsunuz. Evet. Ve ne diyoruz her seferinde danışanlarımıza? E, uyku haline geçmeden evvel daha e, böyle... Medyatif hale geliyorsunuz çünkü evet. o vakit. Daha böyle sakinken takın kendi sesinizle bir de kaydedin lütfen. Takın kulaklarınızı dinleyin. Birkaç tekrar da yapabilir o. İstediği kadar tekrar yapabilir. Dinleyin. O telkinlerle zaten bambaşka bir hal alacaksınız. Bir de hazır olumlamalara gelmişken evet. Gaye Hanımcığım çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, bu artık benim böyle e, rahatsız olduğum bir konu. Evet. Ee, internette sosyal medyada ya da farklı yerlerde e, olumlama çalışmaları var, görüyoruz. Evet, çok var. E, çok var. Ama ben herkesi bu konuda lütfen altını böyle hani kalın kalın puntolarla, <laughs> en kalınlarla çizmek evet. istiyorum. Evet. 21 gün çalışma yapıyorsunuz. Her güne farklı olumlama koyuyorsunuz ve her güne yetmiyormuş gibi bir de farklı esma koyuyorsunuz. Hmm. Bir Esmalar amaca uygun ve fıtrata uygun çekilmelidir. Ben bunu her yerde ve her zaman bağıra bağıra söylüyorum. Esmaları ağzınıza pelesenk etmeyin. Etmeyin, etmeyin. Esmalar o kadar güçlü ki, o kadar celali de var ki sizi alaşağı eder. Öyle her güne olumlamalara uygun esma olmaz. Hmm. Ve her güne farklı farklı olumlama da olmaz. Bilinçaltınızı eğer doğru çalışmasını istiyorsanız özellikle baka baka konuşuyorum. <laughs> gözlerinizin içine baka baka. Evet, evet gözlerinizin içine baka baka bilinçaltınızın doğru çalışmasını istiyorsanız lütfen ve lütfen sabit bir metne 21 gün takılık kalın. Evet. Aksi takdirde 21 gün boyunca farklı farklı olumlamalarla <laughs> yazık. Çok üzülüyorum. Beyin, beyin oluyor. Çok <laughs> üzülüyorum. Ne hale geliyor biliyor musunuz? Yani şöyle ki düşünün. Bir çınar ağacı düşünün. 350 yıllık, kuvvetli, dal, evet. dallarını, budaklarını, her şeyini düşünün verin. Onun her birinin böyle karışması gibi bir hal. Ve onu daha sonra tedavi etmek işte Evet. şifalandırmak. Evet. O kadar güç ki. Sonra kimse <laughs> ağlamasın. <laughs> bu şey gibi aslında ben de hep söylüyorum ben de doğal taşlarla ilgiliyim biliyorsunuz doğal taşların Aha, evet. şifası aynı şey bende de söz konusu Aa, e, şimdi şey var amatist taşı bütün olumsuzlukları yok ediyormuş hadi amatist taşı alın ee, Ay işte akik taşı yahu. benim burcumun taşı dur ben takayım takayım i̇şte akik taşı eğer yüksek tansiyon olan birisi e, kullanırsa uzun süreli Allah korusun felce bile yol açabilir evet. çünkü e, kan dolaşımı daha da hızlandırıyor ee, amatist deseniz tiroidi olan birisi için çok zararlı. Çok sıkıntılı. Ee, yani benim annemde başıma geldi. Ben 20 sene önce tabi bu kadar detaylı bilmiyordum taşları. Anneme ısrarla söylüyorum anne amatist tak bak olumsuzlukları yok ediyormuş çok iyi. Annemde tiroidi var. Ben boğuluyorum kötü oluyorum diye bir fırlatıp attı kolyeyi. Ee, halbuki hiç kullanmaması Aynen gerekiyor. Yani öyle. bu Taşlar da aynı şekilde hani bilinçsizce kullanıldığı zaman çok sıkıntılı Gerçekten sonuçlara yol açabiliyor. Gerçekten çok çok sıkıntı oluyor. Aragonit taşı var mesela. He. Eğer herhangi bir yerinizde tümör bir şey varsa onu büyütüp Allah korusun daha kötü sonuçlara yol açabilir. Siyah olan taşlı değil, evet, değil mi o? siyahımsı? evet. Yani şey yapmak gerek dikkatli bilmek olmak gerekiyor ve bilmek ya gerek. Bu. Ben herkese aynı şeyi evet. söylüyorum ya bir Allah Muhammed aşkına diyorum artık altını evet. çiziyorum. Yahu hiç mi ikra yapmıyorsunuz? Ay, okuyun. İşte o kadar fazla Biraz... aslında bilgi kirliliği var ki sırf internette de değil. Şimdi mesela bu konuyla ilgili kitaplar da çıkıyor. Ama ee, evet çok fazla kitap var ama hani hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır? Maalesef insanlar çok zor yoldan öğreniyorlar yanlış evet. olanları. Dediğiniz evet. gibi belki yanlış bir takım esmalar çekilince e, ya da her güne olumlama konması. Ben de öyle biliyorum. Yani 21 gün aynı şeyin tekrar edilmesi gerekiyor ki her gün... beyin onu ee, şey yapsın, kabul etsin ve kabul etsin, etsin değil olur. mi? Ancak 21 günde şimdi siz her gün farklı bir komut veriyorsunuz. Bir noktadan sonra sizin verdiğiniz komutları da kabul etmeyecek. Kabul etmez tabii. Yani çünkü bilinçaltının en büyük özelliklerinden bir tanesidir. Doğru yanlış asla ayırt, ayırt etmez. Ayırt etmiyor evet. Şaka ile gerçeği ayırt etmez. Olumlu olumsuz asla ayırt etmez. Aa bu pozitif ben bunu alayım. Aa bu negatif ben bunu hmm. alayım. Asla o yoktur O bilinç onda. üstünün işi. Tabii. Evet. o direkt... Siz neyi gönderirseniz o sadece emir kabul eder ve size aynen o istediğinizi altın tepsiyle sunu verir. Ama bu kadar karışık her gün düşünsenize her gün farklı bir bilgi verdiğinizi değil mi? Ne yani. ne yapıyorsun? Sen? <laughs> ne sen tabii ne bilinç üstü yani sen bilinçüstü bile hani öğrenememezsin ki her gün farklı bir bilgi öğreneyim. O zaman kabul etmiyor işte. Aa, çok tehlikeli. Çok 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 tehlikeli. Bilinçaltıyla oynamak çok tehlikeli zaten. Değil mi? Yani hani İnanılmaz. doktorlar da psikologlar da aynı İnanılmaz. şeyi söylüyor. Çok tehlikeli bir şey zaten. Ya bilinçsizce oynamak ki, kesinlikle. Şayet ki bu bu kadar kolay ve e, işlenir bir hal olmuş olsaydı zaten e, bana göre dünyadaki her varlık bilinçaltı uzmanı olurdu. Değil mi? Evet. Bu, bu o kadar kolay değil yani. Peki bilinçaltı hep e, olumsuz kodları mı alır? Sanki hani öyle bir bahsediliyor ki böyle hep olumsuz kodları alıyormuş bilinçaltı gibi bir bir, se sefer bir bilinçaltından korkma gibi bir durum oluyor. Yok yok. Ee, Az evvel de dedik ya bilinçaltında olmuyor olmuyor değil mi? Kesinlikle ayırt etmiyor. Siz sadece ne kodlarsanız ne isterseniz hayata ve güne kendinizi nasıl başlatırsanız sadece bilinçaltınız size onları sunuyor. Altın tepsiyle sunuyor bir de öyle şey değil yani. Şaşalı ee, da sunuyor tabii, diyorsun. tabii 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 çok çok zaten kehanet özelliği var. Evet. Siz yeter ki düşünün frekansınızı yüksek tutun titreşim boyutunuzu yüksek tutun ve sadece düşünün düşünce gücüyle yapamayacağınız hiçbir şey yok. Çünkü her şey düşünce her şey frekans. Peki frekansımızı esmalarla yükseltebilir miyiz? Yükseltiriz evet. ve fakat öyle herkes başına buyruk bir esma çekerse olmuyor. <laughs> ben bunu hep söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Ee, sizin bugün en celali halinizde, yani en sıkıntılı döneminizde evet. çok cemali bir esma çekerseniz e, orada diyor ki işte sistem. Hayırdır olmadı <laughs> olmadı olmadı olmuyor. Error veriyor. Yani tabii <laughs> sistem, ki. Evet. E, bir de ben bu konuda gerçekten çok hassasım. E, lütfen insanlar Allah'ın 99 bilinen 99 ismi o. Öyle ağza pelesenk edilecek şeyler değil. Evet. Hani biz biraz haddimizi bilelim artık. Ya aslında o... işte yanlış bilgilenmeden e, çok fazla ben dediğim gibi bilgi kirliliğinden oluşuyor. Biraz tabii günümüz artık iletişim çağı olduğu için hani internet zaten e, şey bu konuda bilgi kirliliği konusunda doktorlar da aynı şeyi söylüyor. Hastalıklarla ilgili de hani çok fazla bilgi kirliliği var. E, i̇şin kötüsü biz de internette bir şey okuduğumuz zaman direkt onu doğru kabul edip hani o evet. yönde sanki her şey doğruymuş gibi e, o yönde hareket ediyoruz. Aslında tabii hatalı Aynen. davranışlar. Ee, ben şeyi merak ediyorum, bu bilinçaltı olumsuz kodlarını e, nasıl yok ederiz? Ya da olumlu hale çeviririz mi diyeyim? Tabii ki çeviririz. Ee, bizler bunun için varız. Kişiler kendi kendine e, yapamadığı noktada, daha bu, bu durumları, olumsuz hallerini e, toparlayamadığı noktada biz devreye giriyoruz. Kişi e, hayatında aynı döngüyü tekrar tekrar yaşıyorsa bu bir kişiye... Mesaj olsun ki hepimizin başına geliyordur. Ee, ben aynen şu an öyle. mesela bir bir olay geldi kendimle ilgili aklıma. Orada işte dönüşmesi gereken bir olumsuz bir kod var. O kodun nereden geldiğini tek başınıza bulamayabilirsiniz. Evet. O kod sizin günlük yaşantınızda aldığınız bir kod olabilir. Başkasından aldığınız, e, enerji yoluyla düşünsel aldığınız bir kod olabilir. Hmm. Daha evvelden kolektif havuzdan çektiğiniz bir kod olabilir. E, alansal kolektif havuzlardan çektiğiniz bir kod olabilir, DNA'dan gelen bir kod olabilir. Yani bir sürü bir sürü yeri var bunun. Onun araştırılması gerekiyor. Hı hı. Ama dediğim gibi, bugün hayatınızda eğer olumsuz süre gelen bir döngü varsa, ama iş hayatınız ama özel hayatınız, ama iş hayat, şey iş dedim zaten. <laughs> o önemli, şey. ya, onu iki kere söylüyorum. İş şey, hayatı önemli. Çok önemli. İş hayatı, aşk hayatı, arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz, parasal durumunuz ya da aklınıza gelebilecek sosyal hayatınızla alakalı her ne olursa olsun hiç önemli değil. Eğer bir şey de, ya ben bu bu anı tekrar tekrar yaşıyorum. Kişiler değişiyor. Zaman değişiyor, mekan değişiyor ama olay hep aynı diyorsanız orada dönüşmesi gereken bir şey var. Orayı yakalayın diyorum. Orada bir sıkıntı Oraya kesinlikle oraya <laughs> sıkıntı demeyeyim de oraya yakalayın. O olumsuz evet. kodu oradan hemen değiştirin. Tabii bazı şeyler çok belirgin oluyor. bir takım <laughs> şeyleri hayatınızda üst üste yaşamaya başladığınızda aslında biliyorsunuz neden hep böyle oluyor da diyorsunuz Tabii, zaten. Tabii Feng Shui'de de <laughs> değil mi? Hemen, evet, evet, evet. Ee, eşya yerleri değişir. Evet evet. Renklerle değil mi? Kesinlikle. Siz, feng Shui zaten şey e, hem bilinçaltına aslında hem sosyal hem kültürel bir tarafı var Feng Shui'nin. Ee, aslında bilinçaltına çalışıyor o da evet. bakarsanız. Hani bir takım renkler, bir takım e, işaretler, objeler bilinçaltımızı harekete geçirdiği için. Kesinlikle. E, zaten danışanlarımızla şey yapıyoruz. Yani uzun bir sohbetten sonra e, o evi düzenlemeye başlıyoruz. Çünkü e, atıyorum bana çok güzel gelen bir resim ona pek iyi gelmiyor olabilir. Evet. gibi Hani bunu tespit etmek gerekiyor ve ona göre düzenlemek gerekiyor. Çünkü bu sefer şey oluyor çok güzel bir güneş doğuyor mesela güzel bir resim ama şeyin danışanımızın işi kötüye gidiyor bir şekilde güneş doğması çünkü ateş enerjisidir hani güzel evet. bir şey temsil eder Kariyerde yükseliştir aslında bir şey da sorabilir ama. miyim Bu, <laughs> hayır burada soruları ben soruyorum bir <laughs> şey <laughs> <laughs> bir şey sormak Buyurun. istiyorum <laughs> soracağım ama. Buyurun. Yatak odasında hani e, yatakların biz bazalı kullanıyoruz ya. Evet. Çoğumuz o şekilde evet. kullanıyoruz. Evet. Aslında yatağın alt Altının kısmı boş olması, boş gerekiyor, olması gerekiyor. Evet. gerekiyor değil mi? Evet. boş Evet. O da Niçin? bilinçaltı çünkü. O bazayı doldurduğunuzda bilinçaltınızı gereksiz yüklerle dolduruyorsunuz. Ya, güzel soru sordunuz. Çok güzel. <laughs> <laughs> tamam kendimi tebrik ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mesela yatak odasında ayna da çok kabul görmez aslında. İlla da koymanız gerekiyorsa aynayı ki artık hepimizin yatak odasında var. E, yatağı görmeyecek şekilde koymanız ama mümkünse koymamanız. Ya da hmm. gece yatarken e, siyah bir örtüyle kapatmanız gerekiyor. Ya. Ki bu şaman inancında da vardır evet. aslında. Şamanizmde de e, fotoğraflar falan da kapatılırdı. Evet, evet. Değil Aynı mi? şekilde. Çünkü eee diğer de, <laughs> aleme bir geçiş. <laughs> şey, şamanizmden daha çok o bizde var. <laughs> ya ama çok bazen bazen sandım. ben de diyorum bazısı danışmanlarım Tüm Fotoğrafları inançlar dinliyorum. aslında aynı yere çıkıyor. Yani evet. ilk başta tek bir din varmış sonuçta. Hani onun kolları veya yanlış yorumlamalar, bir takım saptırmalarla olaylar dağıldığı için çok fazla dinler oluşmuş, çok fazla anlayışlar. Ee, Kendi dinimizin içinde bile bir sürü şeyler var sonuçta. Kollar var, hani evet. değişik inançlar, değişik yorumlar var. Neyse tekrar kolektif bir bilince <laughs> doğru gider <gidiyoruz. gülüyor> inşallah. Evet. Ee, ben size şeyi de sormak istiyorum. Bu olumsuz kodlarla ilgili. Ee, bir yaş sınırı var mıdır? Yani yaş sınırı derken şöyle, olumsuz kodları e, açmak istiyoruz Hı -hı. ama e, yaşımız belki biraz ilerledi. Hani hiç, e, hiç önemli değil. <laughs> bir zorluk olur mu bununla ilgili? Aa, ergenlikte de çünkü <laughs> ergenlikte de çalışıyoruz. Zaten ergenlikte belki de daha fazla oluyor, değil mi? Tabii, Binişte, tabii. Çünkü çocuklar çok enteresan bir şekilde her yerden alıyorlar. Evet, birbirlerinden daha çok etkileniyorlar. Şimdi İniyorum internet lazım. var, internetten çok etkileniyorlar. Her zaten. yerden. Ben e, bazen e, Twitter'i açmaya korkuyorum. Yalnız ben interneti ne kadar kötüledim şu an? <gülüyor> <gülüyor> Ay bu internet. Yani ama iyi yönleri öyle. de var ama i̇yi yönleri... biz süzgeçten geçiremediğimiz için sıkıntılı yönleri de bayağı çok fazla. Çok, çok sıkıntılı aslında. O kadar şey değil, basit değil yani. Değil, değil mi? bir alt yaş sınırı da yok dediniz. Alt zaman, yaş değil mi? sınırı da yok, üst yaş sınırı da yok. Kişi ne zaman kendini bu duruma hazır hissediyorsa veyahut ne zaman ki bu durumla alakalı tıpkı anka gibi ne zaman ki uyanmak istedi, kendini dönüştürmek istedi. Ay yeter artık ben sıkıldım bu halimden evet. dedi. O zaman işte diyorum ki gelin. Evet. Gelin beraber dönüşümünüzü izleyelim. Çünkü Adından yemeyecek kadar lezzetli oluyor bu dönüşüm. Evet, çok inanılmaz da... güzel oluyor. Kendimden biliyorum. Gerçekten de hayatımızda büyük değişiklikler de evet. oluyor, değil mi? Hani şeydir ya, sen değişirsen dünya değişir. Kesinlikle diye. öyle. Aslında öyle. doğru. O yani inanılmaz. Her yerde de yazarım onu. Sen değiştirsen dünya değişir. Kendine izin ver. Kendine şans ver. Ya bu bu hayat senin ve bu bedende bir kez geleceksin bu dünyaya. Evet. Bu bedende bir kez geleceksin. Onun için tadını çıkar, anı yaşa, anda kal. Anda kalmak kadar evet. daha keyiflisi yok zaten. Değil mi? Çocuklar onu çok güzel başarıyorlar. Evet. Biz ama büyüdükçe biraz onu başaramıyoruz. Biraz onları izlersek aslında biz de anda kalmayı yakalayabiliriz. Evet. Çünkü öyle bir sıkıntımız da var. Anlayamıyoruz o anda evet, kalmayı. Evet biraz maalesef. Olumlu kodları zaten değiştirmemize gerek yok. Hayır <laughs> hayır onlar zaten <laughs> kalsın. <laughs> <kalsınlar. gülüyor> tamam, lütfen kalsınlar. Ay. Peki mesela şey var. Bu aslında bilimsel açıklaması da var bunun değil mi? Genlerle ilgili mesela alkolik bir insanın geçmiş dönem genlerinde mesela alkolik alkolizm geni olduğu biliniyor. Çapkınlık bile o şekilde geni varmış. <gülüyor> <gülüyor> Böyle tespit ettiler en son bilim adamları. Hani babada olmasa bile bir önceki kuşak dedede veya daha önceki atalarda olabiliyor. E, aslında DNA bu DNA sarmanın bize aktardığı, aktardığı haller zaten, haller değil mi? Evet. evet. Yani aslında hani bilimsel olarak da bir e, şeyi artık var, evet. açıklaması var evet, şu evet. anda daha tabii yeni yeni ortaya çıkıyor bunlar ama daha aslında neler daha önceden çıkacak, biliniyor, değil mi? Daha Hanım? Daha neler neler <laughs> çıkacak. Bize sadece gıdım gıdım veriyorlar bilgileri. Evet. Yoksa evet. Biraz ee... örtülmüş bilgilerin üstü, değil mi? <laughs> kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Ama bu Bak, dönem artık <laughs> aydın. <laughs> Beni alacaklar. <laughs> Ama artık ahir zaman ya aydınlanma çağına da izi verin yani. aydınlan Aydınlanacak ya. <laughs> <muyuz? gülüyor> Aydınlanalım ya. Yoksa yoksa derdimiz dert yani. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> yok yok aydınlanacağız inşallah hep beraber. Ben size çok teşekkür Aa, ediyorum. Ben efendim. teşekkür ederim. Ee, bir ne programda demek? daha ben sizinle birlikte olmak isterim. İnşallah. Ee, i̇nşallah çok, çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, efendim gelecek hafta görüşmek üzere pozitifte kalın.